Arkadaşlar merhaba. Tek kurşun üretilecekti, ne oldu diyen dostlarımız. Aslında tek kurşun ekibimiz üretime bu hafta başladı. Daha doğrusu bir haftadır üretimdeler. Bir haftanın bilançosu 2000'in üzerinde kurşun ürettiler. Bir kısmı yola çıktı, bir kısmı kargolara hazırlanıyor. Şimdi tam takım olarak ayırıcısıyla şeyle yine 99,8 saflıktaki fabrikada işlenmiş kaliteli kurşunla şu anki maliyetlere göre ki en büyük maliyeti akaryakıt bindiriyor. 12,5 lira civarında adet gönderebileceğim. Bir bardak içtiğiniz suyun bile fiyatını hesaplarsanız arabayı yerinden kıpırdatmam, kargoları paketlere çıkartmam dahi kargo bana 5,5 kilometre civarında oraya gidiş geliş bile neredeyse 50 liraya oturuyor diyebiliyorum. Hurdayla çöple biz hiçbir zaman uğraşmadık. Bundan sonra da uğraşmayacağız. Bu arada export saçma soran arkadaşlarımız var. Falanca numara var mı? Filanca yine gelecek mi diyorlar. Yeterli tonaja ulaşırsak bir tona yine getirtebiliriz. En son 145'e getirebilmiştik. 160 demişlerdi. Güncel olarak fiyatı bilmiyorum. Aynı fiyatı alıp alamayacağımızı da bilmiyorum. Daha dün mazota yine 2 lira zam geldi. Yani bu şartlar altında mazota zam geldiği zaman her şeyin fiyatı deliriyor. Sadece kullandığımız malzemeler değil. Bunlara bir şey yapamıyorum. Yine de en uygun, en iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. Bunları zaten geçen sezondan tanıyorsunuz. Birçoğunuz kullandı. Neticesini, penetrasyonu, yıkıcılığını biliyorsunuz. Kalitede, kalıplarda bir değişiklik olmayacak. Yine aynı kalitede bu şekilde devam edecekler. Tam takım ayırıcısıyla tapasıyla birlikte gelecek. Bunlar bazı arkadaşlarımız tapa ya da ayırıcı sorunu çekiyorlar. Bundan hariç tek tek kargoları bir sürü masraf gerektiriyor. Burada ayırıcısını, tapasını, kurşunu birlikte görüyorsunuz. Bu şekilde adet bazında. Yani şu anki saf kurşunu Google'a girin. 99,8 saflıktaki kurşunun fiyatına hepiniz bakabilirsiniz. 165 lirayla 250 lira arasında kargosu hariç fiyat yazmış durumdalar. Bu kurşundan dökülmüş daha önceki neticesini bildiğiniz gümüş gibi duran hiçbir işlem yapılmadığı halde şöyle elinizin teriyle ellemedikten sonra tertemiz döküldüğü günkü gibi aylar sonra kalan hatta Şubat ya da Ocak ayında gönderilmiş olan resmi arkadaş gönderdi geri bana aynı geldiği gibi duruyor diyor. Yani elinizdeki tuz, yağ gibi bir şeye maruz kalmadıktan sonra kaliteli kurşun öyle bir anormal kararma da yapmıyor. Geçen sezon işlerinden külçeler bunlardan alıp getirmiştik. Bunlardan işlendi. Yine aynı malzemeyle işleniyorlar şu anda. Aynı tecrübeli iki kişi enişte kayınço o şekilde döküyorlar. Bu sene yeni bir sürpriz. 20 kalibre test üretimler başladı. Gördüğünüz gibi bu model henüz test bazında atış testi, denge testi, biraz daha ufak tefek modifikasyonlar yapmayı düşünüyorum. Son haliyle üretime geçecekler. Bu arada Murat Tepe Usta'ya grup ailemiz adına teşekkür ediyorum. 36 kalibre sevenler için 36 kalibre kalıbını Murat Tepe Usta grubumuza bedelsiz olarak armağan hediye etmiştir. Kendisine teşekkür ederiz. Bunlar da Murat Usta'nın hediye ettiği kalıplardan çıkan 36 numunelerdir. Üretimden gelenler bayağı bir emekle sayılıyor, seçiliyor. Kargoda hasar görmeyecek gibi paketleniyor. 20 kalibre dediğim gibi tekrar üretimi de başladı. Arkadaşlar gelen listeye göre gidiyor. İhtiyacı olanlar da benimle haberleşsinler.